Bunu seviyesinden başlayıp market rafına kadar götürülen tüm spektrumunu yöneten bir şirketiz. Ne kadar zor olduğunu size anlatmayı isterdim ama gerçekten zor bir bitki deseni. Bu çalıştığımız çeşitler ve bizim de kurumsal çiftçi olarak patatesi sözleşmeli üretim modeliyle değil, kendimiz yetiştiriyoruz. Yine bizim Agripark yerleşkemizden bir görüntümüz, buğday tohumu siloları, tahıl silolarımız, yetiştirme seralarımız, deneme parsellerimiz olmak üzere büyük bir şey. Tabii biz tohumluk buğday üretimi, Türkiye'de buğdayda bu sene sıkıntı var, onu artık herkes biliyor. Biz de abiyotik ve biyotik streslere, özellikle kuraklık stresine uygun çeşitleri, atalık tohumları, yani gen kaynağı olarak germplazm dediğimiz atalık tohumları kullanarak tohum ıslah etmekte Çukurova Üniversitesi ile birlikte önemli projelere imza atıyoruz. Geçen yılda Sürdürülebilirlik Kalkınma Derneği tarafından B2NGO yani STK'larla işbirliği alanında ödül aldık. Bizim proseslerimizden görüntüler, buğday üretimi ve bizim Tekfen isimli çeşitlerimiz. Tabii Tekfen'in bizim üzerimizde itibari sermayesi olarak şirketlerin normal asetleri vardır bilançosunda olan. Hepinizce malum, işte Tekfen halka açık bir şirkettir. Bir de itibari sermayeleri vardır, ölçemezsiniz. Ona intangible yani herhangi bir birimle değerlendirilemeyen sermaye denir. İtibar sermayesi çok değerlidir diğer sermayenin yanında. Biz bu itibar sermayesinin sorumluluğunu da omuzlarımızda hissettiğimiz için tohumlarımızın kodları Tekfen'le başlar. Yani biz bir tohuma Tekfen kodu veriyorsak bu ona inandığımız ve onun daha üstün performa edeceğini sahada bildiğimiz için bizim için olmazsa olmaz çiftçilerle birlikte buluşma ve eğitim faaliyetleridir. Bunu sürdürülebilirlik alanında da söyleyebiliriz. 2018 yılında Ar-Ge merkezi olarak tescil ettik. Türkiye'de ıslah alanında ilk tahıl ıslahı alanında ilk Ar-Ge merkezi Tekfen Tarım'a aittir. Yine bunlar Adana'daki yerleşkemiz içerisinde bulunan faaliyetlerdir. Bizim dünyada biliyorsunuz ıslah belli bir yere kadar geldikten sonra konvansiyonel metotlarla modern metotları birleştirerek ilerliyor. Ama bundan önce 1970'lerde GDO dediğimiz yani genetiği oynanmış ürünlerle ıslah yani transgenik çeşitli farklı türler arasında karışım yaparak ıslahlama metodu var ki Türkiye'de bu zaten yasak ve yem dışında da kabulü de yapılmıyor. Biz ise klasik konvansiyonel metotlarla modern metotları birleştirerek 10-12 yıllık bir türün çıkması için gerekli süreyi yaklaşık 6 yıla kadar indirebilen bir şirketiz. Bununla ilgili yaptığımız çalışmaların temel sebeplerinden veya sonuçlarından bir tanesi de jenerasyon atlatma serası dediğimiz ıslahta hızlandırıcı faaliyetler. Şu gördüğünüz sera bunlardan bir tanesi. Oradaki ortamla oynayarak biliyorsunuz ülkemizde buğdayda çeşitli bölgelerde de olsa her bölgede kendisi bir ürün alabiliyor. Islahta da bir ürün alabilmek bir senedir. Oysa ki biz bunun ortamını ısıtarak değil soğutarak ve ışıkla, ambiyentle, ledlerle oynayarak bir senede 5-6 mahsul alarak 5-6 seneyi hızlandırılmış yaşıyoruz. Buna da jenerasyon atlatma serası diyoruz. Bu teknoloji de dünyada aynı anda paralel olarak Türkiye'de de bizde mevcut. Evet. Şu. Ha, peki. Şu gördükleriniz patchwork gibi her biri birer deneme parselidir. Photoshop değil. Bu parsellerde bütün denemelerimizi yaklaşık yılda 3000 pilot deniyoruz. Oradaki aldığımız ürünlerin DNA analizlerini yapıyoruz. Özelliklerini ortaya koyuyoruz ve hangi hatlarla hangi hatları eşleştireceğimizi buluyoruz. Bizim şu an için yürüttüğümüz projeler Ar-Ge merkezi kapsamında özellikle Tritikale ıslah projesi, yemlik ve maltlık uluslararası arpa ıslah projesi, ekmeklik, makarnalık, bisküvilik olmak üzere buğday ıslah projelerimiz var. Patates mini yumru üretimi fakat aerofonik yöntemle üretimi. Yine muz bitkisinin ki Türkiye'nin muz üretimi önemli. Bunların olası ve alt varyasyonlarının doku kültüründe tespiti projemiz var. Ejder meyvesi, bitki çoğaltım projesi. Yine biyoreaktör içerisinde muz fidanlarının üretimini projemiz var. Bu da yaptığımız denemelerle ilgili.
görsellerimiz. Çay bitkisi, Türkiye'de çay önemli biliyorsunuz. Çaylıklarımız eski. Bu devletin de bir politikası, Rize'de çay alanlarında bir transformasyon olacak. Dolayısıyla bunların doku kültürüyle çoğaltılması, bölgeye adaptasyonu gibi çalışmalar zaten devam ediyor. Ejder meyvesi son dönemlerde tropik bir meyve deseni içerisinde önemli bir yer elde ediyor. Kivi Karadeniz'de önemli, Yalova'da önemli. Karadeniz'de niye önemli? Çaya komşu bitkiler kapsamında Karadeniz halkının ekonomisinin geliştirilmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda TEMA'nın da önderliğinde 20 yıl önce yaklaşık Karadeniz'e gitmiş bir meyve deseni orada başarılı olmuş. Aynı zamanda da İstanbul yakınında Yalova'da da başarılı olmuş. Lavanta biliyorsunuz esansı lavandula itibariyle de çeşitli ekstrakt edilen esansları itibariyle önemli. Mavi yemiş Türkiye'de var. Karadeniz'de zaten yetişiyordu. Yerli çeşitler var. Toprak pH'ına en uygun yer Karadeniz normal yetiştiricilikte. Fakat dünyada artan ilgi neticesinde Türkiye'de de mavi yemiş yetiştirilebileceğini biliyoruz. Bizim de deneme alanlarımız var. Türkiye'de yatırımlar var. Bunlar potta pH'ı düzenlenmiş potlarda yetiştirilebiliyor. Türkiye mavi yemişle ilgili özet şunu söyleyeyim. 8 ay boyunca mavi yemiş yetiştirebilecek potansiyele sahip bir ülke. Beri grupları içerisinde de şöyle bir size bilgi vereyim. İngiltere'de tüketimi kişi başına yaklaşık 1300 gram olan bir meyve her geçen gün artıyor. Çin'in tüketimi ise sadece 4 gram. Yani Uzak Asya'dan bir ülkenin veya Hindistan'ın üretimi bugün en çok tüketen İngiltere'nin onda birine geldiği zaman bu berinin özellikle mavi yemişin tüketimi ve talebinin nerelere geleceğini kestirmek bile imkansız. Dediğim gibi kontrollü ortamda yetiştirilebiliyor, net altında yetiştirilebiliyor, pot içerisinde yetiştirilebiliyor. Bununla ilgili denemeleri yapıyoruz. Avokado ile ilgili Antalya bölgesinden özellikle talepler geliyor. Yetiştiriciliği de malum biliyorsunuz. Türkiye'de iklim değişikliği neticesinde zonlar da değişiyor. Yani subtropik zona geçiyoruz. Yani ülkemizde yetişemeyecek ürünler belki önümüzdeki süreçte, bu süreçlerde çok uzun süreçler değil, yetişmeye başlayacak. Kinoa denediğimiz bir üründü. Özellikle bu Peru menşeili organik kinoaya da ciddi bir Avrupa'da talep olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de Kinoa Derneği var. Getirdiği çeşitler var. Uygun çeşitlerle bireysel olarak sizler de bunları deneyebilirsiniz. Biz denedik. Susam önemli bir mesele. Bizim Tekfen olarak özellikle kafayı yorduğumuz bir mesele. Türkiye her sene 225 milyon dolar susam ithalatına para öder. Susam 175-180 bin ton gereklidir. Fakat Türkiye sadece 18 bin 20 bin ton üretebilir. Çok kaliteli susam üretir. Japonlar da ithal eder. İç pazara gelen susam.
diyoruz. Muz sadece tür geliştirmiyoruz. Türkiye'de yerli üretim muzun hikayesi biliyorsunuz seralarda, Antalya'da Ali Başkan biliyor. Fakat yerli muzun raf ömrü konusunda ciddi bir sıkıntı var. Yani ithal muzla mukayese edilirken hep raf ömrüne katılı konusunda bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Serdar da burada, o da biliyor. Biz süpermarketlerle bir çalışma yaparak yerli muzun raf ömrünü nanoteknolojik yöntemler kullanarak Sabancı Üniversitesi ile birlikte ambalajlama teknolojisini geliştirerek nasıl uzatabiliriz'e kafa yoran bir kuruluşuz. Çünkü yerli muz rafta hak ettiği değeri bulamıyor. Yerli muzun hak ettiği değeri bulması için zincirde baktığımızda gördüğümüz şey şu, raf ömrüyle ilgili bir sıkıntı var. Bunun gerek sarartırken yapılan yanlışlıkları var, gerekse elleşlenirken yapılan yanlışlıkları var. Ama neticede rafa geldiğinde hepimiz diyoruz ki eski muzlar nerede, o kokulu muz nerede? Ama bizim rafa gelen muzumuzun raf ömrü yabancı muzlar gibi değil. Buradaki gelişmeleri de üniversite camiasıyla birlikte yapıyoruz. Tabii dijital tarım sempozyumlarda benim çok sevmediğim etiketlemeleri olan bir iş. Tarım 4.0 diye çıkılıyor. Tarım 5.0 niye yok deniyor. Ben de hiciv yapmak için, çiftçiyi küçümsediğim için değil ama tarım 4, çiftçi 0 diyorum. Baştan 4.0 yenik maça çıkıyorsun. Bu tip sanayi için yapılmış uygulamaları tarıma entegre etmeye çalışmak bir ülkenin gerçeklerinden uzaklaşmış demektir. Bizim için önemli olan belki 2-2.5'tur. İsmini bir numarayla söylememek lazım. Biz yenilikçi tarım modeli, yeni çiftçi modeli üzerinde çalışıyoruz. Yani Amerikalı bir çiftçinin 150 tane veriyi çeşitli kaynaklardan alıp sahaya 200 kere gitmesinin maliyetiyle bir Türk çiftçisine verdiğiniz 100 küsür tane veriyle o çiftçinin sahaya çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hep forumlarda konuşulur, şu şirket adlarıyla birlikte şirketlerin çıkardığı yasalar vardır dünyada. Onların oturup dedikodusunu yapacağımıza, biz nereye, nasıl gidebiliriz'e bakmamız lazım. Türkiye'nin orada da yol alacağı mesafe var. İyi bir yolda mı? Evet, iyi bir yolda. Ama daha istenilen seviyede değil. Yani tarımsal potansiyeliyle, tohumculuk potansiyeli çok paralel değil, daha yukarı gitmemiz gerekiyor. Hali hazırda yurt içinde kullanılan sertifikalık tohum miktarının %50'si, 2019'dan 2023'e giderken bizim hedeflerimizle birlikte gelmek istediğimiz nokta açık. Bitkisel üretim miktarında 2023'te bu iklim değişikliğiyle bu tonajlar yakalanabilir mi? Şüpheliyiz. Bu senede ciddi manada sıkıntı olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye %84-85 oranlarda ithalatı karşılayacağı bir oranı var. Yani eskisi gibi bir ithalatçı tohum ülkesi değil. Türkiye'deki tescilli ve üretim izinli çeşit sayılarının görüyorsunuz. Toplam 12.392 adet. Bunlardan kırılımı da gördüğünüz gibi. Biz de şu an hali hazırda 9 üretim izinli, 8 de tescilli çeşit sayısıyla çalışıyoruz. Bunlar tarla bitkileri, özellikle buğday alanında. Günümüz teknoloji trendlerini biliyorsunuz. Bunların tarıma yansıması daha yavaş oluyor. Çok tabiatıyla çok daha yavaş oluyor. Fakat bunlardan faydalandığımızda tabii ki de
küresel yapay zekanın pazar gelirlerinin de 2024 yılında 555 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Tabii bu tarımda da illaki etkisi olacak. Bizim de küresel dijital tarım pazarına, dünyada küresel dijital tarım pazarına baktığımızda 6.2 milyar dolar bir büyüklüğe gelmiş. Yani dijital tarım pazarı geliyor. Buna kayıtsız kalamayız ama hangi fazlarla geçmemiz gerektiği de Türkiye'ye özgün bir model olması gerekiyor. Tarımsal Ar-Ge'den önce Türkiye'nin Ar-Ge'deki rolünü ve yerini söylemek istiyorum. Dünyada Ar-Ge gelişmişlik endeksi var. Bu %2'nin üstündeki ülkelere, yani kendi gayri safi milli hasılalarının %2'si ve üzerine ayıran ülkelere gelişmiş ülkeler deniyor. Yani Ar-Ge tarafı, Ar-Ge'si gelişmiş. Türkiye henüz %1-15 bandında, istediğimiz seviyede değil. Ancak dünyada uç ülkelere bakarsanız, işte Güney Kore 4.4, Japonya 3.4, AB ülkeleri %2, ABD 2.8, OECD ülkeleri de %1.98 olması gerekiyor. Dolayısıyla çok kat edecek yolumuz var. Bir de buna tarımsal Ar-Ge'ye baktığınızda şu gördüğünüz %1'in sadece %3'ü kadarı tarımsal Ar-Ge. Yani %1'in %3'ü. Dolayısıyla tarımsal Ar-Ge'de ülke olarak da kaynakları aktarmakta, özel sektör olarak da, kamuda olarak da henüz zayıfız. Bizim Tekfen tarımdaki oranımıza baktığınızda şimdi bu genel Ar-Ge payları, biz gelirlerimizin %8,5 gibi büyük bir oranını tarımsal Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Bununla da birlikte Çukurova Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz projeler ve bu projelerde klasik bitki ıslah aşamalarında ne kadar meşakkatli bir yol olduğunu göstermek istiyorum size. Tarım gerçekten, oturumcular, panelistler bahsetti, bir gönül işi diye. Sanayisi de öyle. Çok hepiniz profesyonel iş hayatlarında fizibiliteler görürsünüz. Yönetim kurulları sorar, internal rate of return'ı nedir, payback'i nedir, osu nedir, busu nedir. Tarımda bu tip sorulara muhatap kaldığınızda sizin tarımla ilgili getirdiğiniz fizibilite projeleri hiçbir zaman kabul görmez. Ama bir grubun buna commitment'ı olması lazım veya bir ülkeye karşı sorumluluk hissediyor olması lazım. Biz de öyle bir grup olduğumuz için Tekfen olarak çok daha alternatif ve iyi gelir getiren kollar olmasına rağmen ülkeye duyduğumuz sorumluluk ve tarıma duyduğumuz sorumluluktan ötürü biz de bu alana kaynak ayırmayı yeğledik. Buradaki LED ışıkları görüyorsunuz, pembe. Herkesin pembe hayalleri var. Bu da bizim pembe hayalimiz. İşte jenerasyon atlatma serası bu. 5-6 yıl kısaltıyoruz ıslahı. Aynı yerde ışıkla ve ısıyla oynayarak yılda 5-6 tane ürün alıyoruz. Dolayısıyla hızlıca geliştirmiş oluyoruz. Parsel bazlı binlerce genotip içerisinden süzüyoruz. Bizim de ıslah robotları, yani bir dijital tohum diye ortaya attığımız bir terminoloji var. Dijital tohum nedir? Yarın öbür gün tohum da dijital olacak. Tabii ki de fiziki olacak ama bütün bilgileri ıslahtan gelen ıslah robotuyla hatların denetlenmesinden tutun da datanın blockchain'e yüklenmesi, fintech'le pazarlanması, en sonunda da bir coin'le ödenip tohum fiziki olarak gitmeden bütün işlemlerin dijital yapıldığı alana biz dijital tohumculuk diyoruz. Dijital tohumculuğun da fikir babası biziz. Bunun da altını altı fazla doldurmaya çalışıyoruz. İşte dünyada da başladı. Islah robotu ne işe yarıyor? Sahaya gidiyor, hatları seçiyor. Yani bir ıslahçının seçeceği hattı fenolojik olarak, fenolojik takip sistemiyle seçiyorlar. Biz dijital tohum çalışmalarını yaparken bunlar da fazladığımız kısımları, dijital tohumu nasıl hayata geçireceğiz? Bu tohum dijital olduğunda neler dünyada değişecek? Konularına kafa yormaya çalışıyoruz. Bu da işte dediğim gibi altı fazlı bir iş. Sonunda da beğensek de beğenmesek de bir kripto parayla da ödenebilir hale gelecek. Bugün için mevzu bahis olmasa da 2-3 sene sonra bir mevzu bahis olacak. Biz müşteriye tohumu göndermeden önce bu data seti blockchain'ine gitmiş olacak. Her şey izlenebilir olacak. Ödemesi de yapılmış olacak. En sonunda da belki simülasyonla o tohumun verimi o sene içerisinde de bu bilgi setinin içinde olacak. Çünkü artık yapay zeka öyle gelişti ki bir ülkedeki tarımı modellerken verimi modellemek için o seneyi gerçekten geçirmeye gerek yok. Simülasyon modelleriyle bu hayata geçecek ve biz diyeceğiz ki %98 oranında 2028'deki mahsulünüz şu bölgede şu çıkacaktır diyeceğiz. Yani dünya o tarafa gidiyor.
Evet, Sabancı Üniversitesi ile önemli bir işbirliğimiz var. Sabancı Üniversitesi'nde Sunum diye bir yer var, nanoteknoloji merkezi. Biz tarımla nanoteknolojiyi birleştirdik. Önemli bir bilgi birikimi var. Orada yürüttüğümüz projelerimiz var. Yine bizim dijital dönüşüm, Tarım 4.0 dememizin sebebi terminolojik olarak herkes 4.0'ı bildiği için söylüyor ama kendi içimizde kullanmıyoruz. Yenilikçi tarım demek istiyoruz biz buna. Biz de bütün bu kendi tarlalarımızı ki biz 65 bin dönümde sözleşmeli üretim yapıyoruz. Bunların hepsini gerek uydu teknolojileri, gerek diploid dediğimiz sahaya koyduğumuz sensörler, gerekse Turkcell, Philips, gerek Vodafone'un sağladığı sistemlerle her türlü bilgiyi ölçüyoruz. Ama biz ölçek ekonomisi yaratabildiğimiz için bunu yapıyoruz. Hep söylüyorum, economies of scale. Ölçek ekonomisi yapabilmek için belli bir büyüklüğe gelmek gerekiyor. 69 dönüm ortalama 12 parsel düşen bir Türk çiftçisine, bir Türk tarımına bu modellerin hepsini getirmek imkansız. Ama Allah'tan GSM operatörleri var. O konuda çok gelişmeler yaşandı ki bir mesajla bazı temel verileri çiftçimize ulaştırabiliyoruz. Bu da onlar için bence bir dijital tarım dönüşümüdür. İlla dijital tarım deyince uydular, dronların uçması gerekmiyor. 2,5 milyon çiftçinin bunu da yapacak durumu yok. Ama bu bir dönüşümde şeydir. Tabii izlenebilirlik çok önemli. Bazen soruyorlar efendim katma değerli ürün Türkiye'de çıkmıyor. Bir şeyin katma değerli olması için 5 kez proses edilmesine gerek yok. Yani buğdayken de katma değerli olabilir. İlla makarna olmasına gerek yok. İzlenebilirliği sağlayacaksınız. İzlenebilirliğini sağladığınız her ürün katma değerli üründür. Traceability. Bundan sonra hep duyacağınız kelimeler sürdürülebilirlik 1, izlenebilirlik 2. Suyun israfını, suyun enerjinin tüketimini optimize eden bir ürün katma değerli üründür. Form değiştirmesine gerek yok. Yine bizim akıllı sera uygulamalarımız, akıllı depo uygulamalarımız, sürdürülebilirlikle ilgili yol haritamız. Tabii biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Tekfen Holding de 2019 yılı verileri itibariyle 66 bin, düzeltiyorum, 10 küsür bin şirket arasından İngiltere merkezli bir kuruluş tarafından dünyada 66. sıralandı, Türkiye'de 1. sıralandı. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir projemiz var. Meyve Doktorları ismiyle lanse ettik. Bir de bir mobil araç yaptık, dizayn ettik. İsmine Puma koyduk. Yani hayvan ismi Puma. Hem de akılda kalsın diye. Pestisit uygulamalarına müdahale aracı. Bir zamanlar çok meşhurdu biliyorsunuz. Goma vardı. Goma'yı ben koydum. Goma yoktu da Toma vardı. Toplumsal olaylara müdahale aracı. Karadeniz'de organik tarımı geliştirmek için bir araç dizayn etmiştim. İsmine Goma koymuştum. Gübre olaylarına müdahale aracı. Bu da pestisit uygulamalarına müdahale aracı. Köy köy dolaşıyor. Yaklaşık 15 bin kilometre yaptı. 4 bin üreticiyle buluştu. Doğru kullanımını, pestisitin doğru kullanımını ve doğru dozajlamasını yapıyor. Yine tarımda kadının ayak izi çok önemli. Burada çok mutlu oluyorum. Kadın girişimciler var. TÜSİAD'ın tarım ve gıdada kadın çalışma grubunun liderliğini yapıyorum aynı zamanda. Şirketimizin de KİDEP, Kadın İstihdamına Destek Projesi kapsamında yaptığı işler var. Ne yapıyoruz? Sosyal sebeplerle bahçelerimize, tesislerimize gelemeyen kadınların ayağına gidiyoruz. Onlara fular, meyve desenli anahtarlıklar, gözlük sapları yaptırıyoruz ve onların ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çünkü onlar bir şekilde bizlere çalışmaya gönderilmiyorlar. Yine bizim diyeceksiniz ki Mikasa bir top markası değil mi? Efendim bu da milli kasa. Patatesin kasaları bile, saklandığı kasaları bile ahşap ve Finlandiya'dan gelen ağaçlarla yapılıyor. Finlandiya ladininden yapılıyor. Çok hassas. Türkiye'de ilk defa Artvin bölgesinde orman vasfında yani kesime gidecek ormanlarda bulduğumuz ladin ile yaptığımız yerli kasalar. Çünkü patatesin %90'a yakını nem olduğu için belli bir su, nemde kalması gerekiyor. O da ancak plastik kasayla değil, ahşap kasayla oluyor. Yine bir tarımsal ürünle, Türkiye'de yetişen ağaçla, Finlandiya'dan bir ağacı ithal etmeyerek Türk ladiniyle patates kasası yaptık. Küçük bir proje gibi gözüküyor ama inanılmaz bir kasa kullanımı var bu sektörde. Bunların hepsi ithalatla devam ediyor. Sıfır atık projesi kapsamına geçen ilk tarım işletmesiyiz. Döngüsel ekonomiyi çok önemsiyoruz. Danimarka İş Konseyi Başkanı olduğum için döngüsel ekonominin de başlangıç noktası Danimarka'dır. Her şeyleri döngüsel ekonomi üzerinedir. O modelleri getirmeye çalışıyoruz Türkiye'ye. Kendi işletmelerimizde uyguluyoruz. Ar-Ge 250 sıralamasında 2019'da tarım alanında 3. sıraya oturduk. Türkiye genelinde 254. sıradaydık. Çok ciddi manada yatırımlarımız var. Hepinizin bildiği uluslararası sertifikasyonların tamamına yakını mevcut. İhracat yaptığımız için özellikle de.
Yine bizim dünyada ilk defa yaptığımız 23 Nisan'da Türk çocuklarına ve dünya çocuklarına hediye ettiğimiz Cherry Tales diye, kiraz hikayeleri diye özel kuklalarla yaptırdığımız bir animasyon var. 2021 yılı biliyorsunuz dünya taze meyve ve sebze yılı ilan edildi. Bu kapsamda da Eat Fresh Fruit sloganıyla da ciddi manada bu algıyı değiştirmek için, yani meyveye olan yönelimi değiştirmek için uğraşıyoruz. Meyvacılık şirketimiz dünyada hepimizin bildiği marketlere Türk kirazını özellikle ağırlıklı olmak üzere ihraç ediyor. Bunlar bizim meyve desenimiz ve cycle'larımız, ürettiğimiz meyveler. Yaklaşık 41 ülke diye söylemiştim. Yine burada da belki gastronomi, Brüksel'de International Taste Institute var. Türk kirazıyla, Manisa'nın kirazıyla, yanılmıyorsam Bozköy'le katıldığımız 2 yıl önceki yarışmada da 2 altın yıldız aldık. Yani Türk kirazı 2 altın yıldız aldı. Türkiye ilk defa 2 altın yıldız alıyor. İlk başvuruydu yanılmıyorsam. Dolayısıyla 3 sene bu etiketi taşıyabiliyoruz. Kirazımız da dünyaca tanınmış 2 altın yıldız da bulunuyor. Çin pazarı çok önemli. Çin pazarına ilk ihracat yapan şirketiz kirazla. Çinliler Amerikan kirazı yiyor normalde. Aynı Kuzey Yarımküre ülkesiyiz. Washington kirazıyla başlıyorlar. Trump sağ olsun, Trump'ın politikaları sayesinde Çin'de ciddi bir pazar bulduk. Çin'le Amerika'nın ticari kavgası, yani aslında ülkeler ilişkisi arasındaki gerginlik başka ticaretlere fırsat açıyor. Biz de o sırada Çin pazarına girmeyi başardık. Amerikan kirazı senelerce burada domine etmiş. Güney Yarımküre'de olan özellikle Şili kirazı da ters mevsim olduğu için Ocak ayında geçiyor ve 1,2 milyar dolarlık ihracat yapıyor dünyaya. Bakın, Türkiye 88 bin tonla yaklaşık, yanılmıyorsam 200 milyon, 210 milyon dolar ihracat yapıyor. Dünyanın en büyük kiraz üreticisi Şili ise yaklaşık 200 bin tonla 1,2 milyar dolar ihracat yapıyor. Bütün ürettiğini neredeyse ihraç ediyor. Biz hala da ürettiğimizin %11-12'sini ihraç edebiliyoruz ki bizim kirazımız önemli. Güney Kore'de bu kapsamda önemli bir pazarımız. Bizim ailemiz, Tekfen Tarım Ailesi sloganımızdan bir tanesi de bu. Sadece bitki değil, insan kıymeti de yetiştiriyoruz. Tarımın en büyük sıkıntısı beşeri sermaye. Parayı bulabiliyorsun, ekipmanı ülkede bulabiliyorsun, tohumu geliştirebiliyorsun. Ama beşeri sermayeyi bulmak çok zor. Özellikle ziraat mühendisi arkadaşlara çok iş düşüyor. Dünyayı anlayabilen, İngilizce konuşabilen, dünyadaki yenilikleri Türkiye'ye getirip anlatabilecek insan kaynaklarını bulmak zor. O yüzden tarımdaki insan kaynaklarına insan kıymetleri diyorum. Çünkü kıymetli yok. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Burada iletişim adresim var. Danimarka İş Konseyi Başkanlığı'nda yürütüyorum. Danimarka ile ilgili tarım teknolojileri konusunda da çalışıyoruz. Bu kıymetli organizasyon için de Sayın Bakanım gitti ama Sayın Bakanıma tüm STK'lara, siz değerli katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Plaketinizi vermek üzere Kültür ve Turizm Daire Başkanımız Sayın Oya Alpay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sağ olun. Bilge çekiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza ve sayın konuşmacımıza. Efendim, biyoçeşitlilik ve yaratıcılık mutfakta nasıl bir